Pancar çok iyi iltihap engelleyicidir. Birçok besinde bulunmayan protein, enzim ve betalain bulunmaktadır. İç organları temizler ve antioksidan görevi yaparak zararlı bakterilerin dışarı atılmasını sağlar. Özellikle kronik hastalara iyi gelir. Kansere karşı koruyucu olduğu yapılan deney sonucu kesinliğe kavuşmuştur. Özellikle hayvanların içme sularına katılarak kanserli hücrelerin öldüğü gözlenmiştir. Erkeklerde prostat kanserine, kadınlarda ise rahim kanserine karşı koruyucu bir besindir. Kanı temizlediğinden detoks etkisi yapar ve karaciğeri zehirli bakterilerden arındırır. Aniden ortaya çıkan yüksek kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. Vücut içinde nitrik okside dönüşerek damar yollarının genişlemesini sağlar. Böylece kan dolaşımını kolaylaştırır. Hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar. Yoğun miktarda C vitamini bulunmaktadır. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korur. Bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sistemini düzenler. Kırmızı pancarın içinde bulunan zengin lifler sayesinde hazmı kolaylaştırarak kabızlığı önler. Kemik hastalarına ve kemik gelişimine iyi gelir. Pankreas hastalarında koruyucu besin kaynağıdır. Kalp damar hastalığına iyi gelir. Ayrıca karaciğeri temizleyerek hastalıklara karşı korur. Kırmızı pancarın besin değeri oldukça yüksektir. Ispanakgiller ailesinden geldiği için bunu tek başına tüketmeniz gerekmez. Pazı, ıspanak, brokoli gibi sebzelerle birlikte tüketmeniz daha sağlıklı olur ve yediklerinizi dengeler. Kırmızı pancarı yerken kullanım şekline özen göstermeli ve fazlasının size zarar verebileceğini unutmamalısınız. Kırmızı pancarı yıkarken soğuk su kullanmanız daha doğru olacaktır. Sıcak suda yıkanan pancarlar daha hızlı yumuşama göstereceğinden zedelenmeler meydana gelebilir. Bu nedenle pancarı kaynar suyun içine bastırmayın ve pişirirken fazla kaynatmayın. Bu, onun besin değerini öldürecek, içinde var olan gerekli vitaminleri yok edecektir. Çiğ yemek istiyorsanız vitaminini daha fazla alırsınız. Salatanıza ekleyebilir ya da rendeleyerek soslarda kullanabilirsiniz. Kırmızı pancar tüm yıl boyunca bulunabilmektedir. Fakat Haziran'la Ekim arası besin değeri daha yüksektir. Küçük veya orta boyu, kökleri ve yaprakları canlı ve sağlam olanı, yüzeyi düzgün ve çatlağı, eziği, lekeleri olmayan, canlı renkli olanları seçilmelidir. Yaprakları ve kökleri suyunu kaybetmemesi için çok dipten kesilmemelidir. Tepeden yaprakları 4 cm, alttan kökleri 2 cm bırakacak şekilde kesilmesi uygundur. Pişmiş olarak yenecekse, bütün veya 4'e bölünüp 15 dakikayı geçmeyecek şekilde buharda veya 1 saati geçmeyecek şekilde hafif orta ısıdaki fırında pişirilmesi uygundur. Pişirirken limon veya sirke konursa rengi açılır. Daha koyu bir renk istenirse kabartma tozu sodyum bikarbonat eklenebilir. Ayrıca meze olarak taze limon suyu, sızma zeytinyağı ve baharatlarla marine edilerek tüketilebilir.